2004'te e, malum AK Parti'ye e, geçmiş olduk, AK Partimizden aday olduk. Şehir hizmetlerimizle tanıştı, evet. şehirde güven oluştu. Kimse hatır için oy falan vermez. Hele Kayseri'ye hiç vermez. Doğru. Bunu kafanıza koyun. Yani birileri e, öyle zannettiği gibi çantada keklik falan görme mantığında olamaz. Kayseri'de bir dönem MHP, bir dönem Anavatan Partisi, bir dönem CHP, bir dönem Refah Partisi. Yani her siyasi eğilim Dönemsel olarak Kesinlikle. yer bulmuş kendisine. Ee, ama asıl olan Kayseri ideolojik yapıdaki belediyeciliği sevmez. Hizmet belediyeciliğini takdir eder. E, hizmet edenle etmeyeni, laf üretenle icraat yapanı da ayrıştırır. Şehrin nereden nereye geldiğini göz ardı etmemek lazım yani. Şimdi 94'lü yıllarda gece kondulaşmış etrafı kuşatılmış, altyapısı olmayan dağım sularının sokakta ve açıkta olduğu bir dönemden, 4 tane 5 tane parkın olduğu bir dönemden Şimdi 2000'in üzerinde bak son millet bahçesiyle de e, metrekare kişi başına zaten. aynen e, millet bahçesiyle de bir metrekare kişi başına dünya standartlarında e, rakamımız arttı. Düşün şimdi bütün bu süreçleri vatandaş görüyor. Eksiğimiz olabilir hatamız ufak tefek olabilir art niyetimiz yoktur. Yaptıklarımızın e, görüntüsüyle yapılacakları hissedebilir Allah'a şükür Sarızımızda da Pınarbaşımızda da Develimizde de e, şehir merkezinde de her yerde Alnımız ak yüzümüz ak gezer git tozar Ve vatandaşın içerisinde gönül huzuruyla dolaşan bir belediyecil örneği sergiliyor Bunlar kolayına oluşmuyor Biz halka mal olmuşuz Biz vatandaşa mal olmuş. Vatandaş da bizi kendisinden biri olarak Allah aşkına gururumuz yok, kibirimiz yok. Tevazu içerisinde hizmetlerimizi onları buluşturuyoruz. Ee, elbette birikimimizle, tecrübemizle, ufkumuzla, ekibimizle ve değerli bakanlarımızla iş birliği halinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği her zamanki olumlu manadaki destek ile şehrimizin beklentisini de biliyoruz. Projelerimiz de hazır. Ee, ekibimizde hazır Allah'ın izniyle şehri daha iyi noktaya taşıyacak konum ve durumdayız. Bunu ekonomik boyutuyla, sportif boyutuyla, efendim sosyal boyutuyla, kültürel boyutuyla, turizm boyutuyla Allah nasip eder zaman içerisinde e, bu projelerimizi birer birer sizlerle paylaşır, kamuoyunu da bilgilendiririz. Hepsiyle ilgili çalışmalarımızda hazır yapacaklarımızda hazır. İşin Ankara boyutunda yapmamız gereken e, projelerin sahip çıkması gereken boyutunu biliyoruz. Orada da yine her gittiğimiz yerde itibarımız ile, her gittiğimiz yerde sahip çıkılma duygusuyla Allah şükürler olsun telefonla aradığımızda, bırakın yani birebir gidip görüşmeyi, telefonla aradığımızda bakanlarımızın bize dönüşüyle, üst düzey yetkililerin dönüşü. Ben geçmiş dönemlerde bir şube müdürüyle randevu alıp görüşemediğim günleri unutmadım. Bakın o dönemdeki belediyecilik bu dönemdeki belediyecek. Şimdi bütün bunları şehrimin lehine kullanarak şehrimizi yine 16 ilçe belediye başkanı kardeşimize el ele vererek daha iyi noktaya taşıma, her noktasını, hiçbir noktayı önemsiz kılmama. Senin için buradaki e, önemli dediğim bir proje var ise bunun yanında Taşra'daki bir mahallede de. Onun çamurdan kurtarılması, onun doğalgazla buluşması, onun efendim asfaltla buluşması en önemli proje. Elbette ekonomik olarak Kayseri'nin insanı üretkendir, Kayseri'nin insanı zekidir. 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yapan bir ülke şehirdir. Türkiye'mizin ihracatında en önemli de kaynaklardan biridir. Şimdi böyle bir şehri demin saydığım alanların hepsini daha iyi noktaya taşıyacak olan projelerle, ve çalışmalarla ama en önemlisi uyum kültürü içerisinde kurum ve kuruluşlarla yol almamız gerektiğini ifade ediyorum. İnşallah zaman içerisinde bu projelerin hepsini tek 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 paylaşırız ve kamuoyu da e, bunların hepsini zaten içine sinecek ve bu hakikaten ihtiyaçtı diyecekleri proje olacağını da hatırlatarak ben e, yapılacak çalışmalar hayırlı olmasını temenni ediyorum.